İyi akşamlar Medyascope.tv izleyicileri. Biz bir ekonomi sohbetinde yine bir aradayız. Galiba 75'i bulduk diye hatırlıyorum ben. En son 74'te kalmıştım. Araya girdim bilmiyorum ama 75. Program bulmuşuzdur. Herhalde bugün 75. programdayız. Her zaman olduğu gibi Şantmanukyan tam zamanında gelen arkadaşımız ve yine tam zamanında gelen arkadaşımız Özgür Bey. Ve yine tam zamanında gelen de Ali Ağoğlu. Evet, hep beraber buradayız. Biz tatil bize şimdilik yok. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Onun için bugün tekrar bir araya geldik ve başlığı da borsa yeni rekorlara ne zaman doyacak diye bir başlık attık. Neden derseniz Borsa İstanbul nominal olarak bir şekilde rekorlarını kırmaya devam ediyor. Arkasında birkaç sebep var diyelim. Ama öncelikli olarak bugün Merkez Bankası, pardon, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gelen bir düzenleme var. Onu istersen Özgür hemen sen kısacık anlat. Ben anlatırım. Murat Sağman da selam beyler demiş yayında. Bizden de selam Murat Sağman'a. Ben hemen BDDK ile başlayayım. Evet. Yani esasında çok kayda değer, dikkate alınan bir haber değildi sabah saatlerinde. Sabah açıklandı aslında. Tabii sabah seans başlamadan açıklanmıştı esasında. Bu da nedir? Esasında bankaların daha önce sermaye yeterlik rasyolarına dahil ettikleri veya öz kaynaklarına dahil ettikleri geçmişte efendim işte o batmış kredilerin karşılığında almış oldukları ev, araba, fabrika, gayrimenkuller, taşınmazların daha önce ilk çıktığında bu yasa 5 yıldan sonra artık öz kaynağı ekleyememe durumu veya kaydedeme durumu vardı. Bilançoda kalmaya devam ettiği durumda. Aynen öyle. Bu 5 yıldan 3 yıla indirilmişti. Şimdi yeni gelen, bu sabah gelen düzenlemeyle süre olmaksızın öz kaynaklarına eklenmeye devam edebileceğine dair BDDK bir yeşil ışık verdi bankalara. Bunun anlamı da şu, kardeşim elinize gayrimenkul kaldıysa ya bunu dert etmeyin, siz öz kaynağı ekleyerek kullanmaya veya değerlendirmeye, not almaya devam edin dedi. Biz bunun hesabını yaptık kurum olarak. Baktığınızda daha ziyade kamu bankaları tarafında bir pozitif etkisi oluyor. Özel bankalar nezdinde onlara da ufak oluyor ama çok daha minimal bir etki. Bu arada kamu bankalarının etkisi de böyle aman aman çok büyütülecek bir boyutta değil. Yani 10 bas puan civarında bir iyileşmeye sebebiyet veriyor. Piyasa dikkat ederseniz borsa bugün kademe kademe yukarı giderken ilk başta kamu bankaları nezdinde yani isim de verebiliriz, hani size konuşmuyoruz ama halk ve vakıf öncülüğünde başladılar. Sonra özel bankalar da gruba katıldı. Ve yani borsada banka endeksinin %3'e yakın yükselmesinin neticesinde biz borsada bugün yeni kapanış rekoruyla karşılaşmış olduk. Şimdi neden böyle kademe kademe gitti? Bence bunun da bu arada para girişte görmeye devam ediyoruz Ali abi, onu söyleyeyim. Evet. Yani yurt dışından para girişi olmaya devam ediyor buraya. Hani kimse şey diye düşünmesin ya, sübjektif mi yükseltiyorlar? Hani Katar parası ya, olabilir, onu o kadar paranın milliyetini görme şansımız yok ama para girişinin ne olduğunu gözlemliyoruz. Neden acaba bütün bankacılık sistemine yayıldı ve bu denli büyük bir boyutta yükseliş oldu? Ben onun arkasında şöyle bir algının yerleşik olduğunu düşünüyorum. Büyümeye ihtiyacımız var mı? Var. 250 milyar TL'lik kredi garanti fonu bize böyle bir enflasyonlu, hormonlu destek getirdi mi? Getirdi. 250'si kullanım var. 200'e geldik ya, yeni yeni. Şimdi biraz kredi mevduat rasyoları da çok yükseldiği için bu deniz biraz bitti. Yani artık bankalar çok zorlanıyor kredi vermekte. Yani vermek isteseler bile artık arkadaki rasyolar, hesaplamalar çok da izin, likidite koşulları çok da izin vermiyor. Dolayısıyla BDDK'nın bu sabah attığı adım küçüktü ama şöyle bir anlam ifade etti. Bir dakika, banka dostu söylemler ilerleyen dönemde de devam edebilir çünkü hükümetin bankalara nihayetinde ihtiyacı var. Bu birinci algı. İkinci algı, her ne kadar eminim burada eleştirecek olsak da, bugün birçok insan da eleştirmiş olsa da, Merkez Bankası'nın, BDDK'nın ve hükümet yetkililerinin bankacılarla yaptığı toplantılardan sonra, işte efendim bizim bu mevduat faizlerini bir şekilde, ne şekilde olacağını ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bugün, yani dün basına çıkanlar, önceki günlerde konuşanlar vesaire vesaire. İyidir kötüdür ayrı konu. Ama borsa özelinde, borsa penceresinden baktığınızda şöyle bir bakış açısı var. Şimdi iyiden görmek isteyince de her zaman iyiden görülüyor ya. Ya bir dakika, mevduat bankaların en büyük fonlama maliyeti değil mi? En büyük fonlama kalemi mevduat. Bütün kredilerin biz çoğunluğunu, tamamını değil tabii ki,
mevduat havuzundan fonluyoruz. Mevduatın faizini bir şekilde düşürülebilirse bu bankalara yarar mı kardeşim? Yarar. Dolayısıyla bu çerçeveden baktı. Hem bankalara, banka dostu desteklerin devamı, hem de bir şekilde ama dışarıdan müdahale, ama içeriden, ama saçma, ama doğru, neyse ne. Bir şekilde bunların fonlama faizini de aşağı getirirsen bu banka pozitiftir diyerek birkaç gündür madencilik ve enerji hisselerindeki ve havacılık hisselerindeki destekle yukarı giden piyasa üstüne bir de banka desteğini buldu. Ve o şekilde ciddi bir yükseliş, teknik olarak da sen anlatırsın onları, ciddi bir destek buldu. Bu arada hangi günde? Dış dünyaya baktığınızda hemen hemen hiçbir piyasanın eksi 0.5 veya artı 0.5'nin üstüne veya altına gidemediği bir günde yaptık bu hareketi ve de. Sen bir şey söyleyecektin Şantal. Bu ikinci dediğini gerçekten alıyorsa piyasa ciddi bir problem var demektir. Biz neleri aldık hani bunu da yani. Tabii bir de üstüne bugün öğleden sonunun ilerleyen saatlerinde Amerika ile Katar'ın terörle mücadele konusunda mutabakat imzaladıklarına dair bir haber geldi ki o da açıkçası hani ben orada biraz Twitter'da bir muhabbet yaptım ama iş biraz da oraya kadar gitti. Katar'ı üzerimize yapacaklarmış gibi bir espri yaptım ama olay hani Katar'la mesele daha henüz çözülmedi. Evet belki Amerika hem Katar'a hem Suudi Arabistan'a bu vesileyle silah sattı ve bu işten en kazanç çıkan o gibi görünüyor ama nedense bizim borsa bir de Katar rüzgarıyla yukarı çıktı şeyleri. Bu arada şimdi düzeltmem lazım. Diyeyim. Enerji dedim değil mi? Demir, çelik ve madencilikle gidiyordu. Sonrasında ve havacılıkla evet. Üstüne şimdi bankalar eklendi. Evet ama sanayi endekste fena gitmiyordu. Bugün geride kalmıştı bankacılık. O da aradaki farkı kapattı. Şimdi gelelim. Bir grafik var. Onu Dilan arkadaşımızdan rica edelim. Onu ekrana koyalım. Borsa rekor kırıyor dediğimiz zaman şurada bir borsanın bir grafiği var. Bu borsanın grafiğine özel olarak dolar olarak dolar bazında olduğunu yazmadım ben ama bu grafik dolar bazında olan bir grafik ve baktığımızda borsada biz şu anda rekorların çok ama çok uzağındayız. Neden derseniz borsanın tarihi rekorları 3 tane zirvesi var. Hangileri derseniz o zirveler. İlki 2010 yılında haftalık bazda bu grafik o yüzden haftasını sadece söyleyebileceğim hangi aya veya haftaya ait olduğunu. İlki tam olarak, tarih olarak Ekim'in son haftası, 2007 yılı Ekim ayının son haftası. İkincisi 2010 yılı Kasım ayının ilk haftası ve son olarak üçüncüsü de Bernanke'nin tapering'i açıklamadan önceki Mayıs ayında, Mayıs ayının ikinci haftası 2013 yılı. O günden bu yana aslına bakarsanız özellikle Orta Doğu'da ve Suriye'deki gelişmelerle birlikte Türkiye'nin borsasına olan yani dolar bazındaki rakamlara baktığımız zaman ilgi azalmıştı. Son dönemlerde Merkez Bankası'nın faiz artışıyla birlikte kurdaki gerilemeyle 2.94'ten bu yana olan ki oradaki en son dip de 2017 yılının Ocak ayının ikinci haftasına denk gelen 1.98 dolar seviyesinden biz yükselmeye başlamış durumdayız. Şu anda baktığımız yer 2.85 dolar yani 2 dolar 85 sent seviyesinde borsa. Borsanın daha önceki söylediğim 3 rekoru nerede derseniz veya 3 zirvesi rekor demeyelim ama 3 zirvesi bunlar 5.1 dolar seviyesindeki. Nasıl buluyoruz dolar endeksi dolar seviyesinde derseniz bizim şu anda bugün itibariyle 103.182 olarak kapatmış olan dolar endeksini nominal endeksi şu andaki dolar kuruna böldüğümüz zaman karşımıza çıkan bir rakam onun 6 sıfırını attığım zaman konuştuğum rakam 5.1 sent. Pardon 5 sıfırını attığım zaman buradaki rakam bizim halen henüz daha rekorlardan uzak olduğumuzu söylüyor. Bugün pazartesi ders çünkü gazetede de yazdım. Bu hafta yeni rekorlar görülebilir ama bu rekorlara rekor demem ben 5.1 dolara gelmedik ve onu geçmediğimiz sürece. Eğer gerçekten rekor kırdı borsa demek için dolar bazında 187.500 350'den alırsanız 187.500 civarında bir seviyeye çıkması lazım ki bugünkü kurlarla konuşuyorum. Ancak o zaman biz yeni rekor kırdı diyebiliriz diye düşünüyorum. Onun için 180 binlerden önceki şu andaki rekorlar sadece nominal rekorlar. Reel anlamda borsada dolar bazında en azından reel anlamda demesek bile yeni rekorlar kırıldığını söylemek mümkün değil. Vallahi Ali abi şu dediğin destekçi iki tane fon yöneticisi ki ciddi Türkiye'de yatırımları olan iki fon yöneticisinden şeyi söyleyeyim. Dolar TL değer kaybediyor sürekli bu ara. Borsa sürekli yukarı gidiyor. Onlardan gelen yorum şu,
TL'nin değer kaybetmesi, bu şekilde değer kaybetmesi gayet iyi, borsa ucuz gözüküyor. Değil mi? Yani evet, böyle bir bakış doğru. açısı var. Yok değil var, değil yani. Değil mi? Şeyde FTSE de öyle oldu. İngiltere çıkıyoruz dedi. Pound değer kaybetti. Bu çok normal aynen. bir şey aslında. Yani elle tutulur, o gözle bakıyorlar yani. İşte hard asetleri o şey ayarlamayı yapar. Ya nominal olarak değer kazanıyor. Yani burada bir problem yok. Hani ama reel derken dolar bazında konuştuğumuz reel rakamlar olarak baktığımızda ben bunu henüz daha rekor olduğunu düşünmeyen taraftayım deyip tahminleri de, sona bırakalım değil mi? Evet, borsada onu ne bekleriz? Biraz sonra bırakalım. Diye. Onda da hem ben biraz birkaç ufak tefek düzeltme daha yapmam lazım. Onlarla birlikte devam edelim. Ben geçen haftanın bu haftanın ve geçen haftanın önemli iki tane olayı Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'nin üyeliğinin dondurulması yönünde çıkan karar ve bunun devamında değilse bile bununla bağlantılı olabilecek ikinci bir konu Kıbrıs meselesi var. Şimdi biz burada borsadaki nominal rekorları ve onun coşkusunu, keyfini sürüyoruz bir taraftan ama diğer taraftan uzun vadeye yönelik çok da hoş olmayan bazı gelişmeler var. Bunlardan Avrupa Parlamentosu kararının herhangi bir yaptırımı yok. Ancak bunun Avrupa Komisyonu'na ve özellikle de liderler zirvesine aktarılması durumunda oradan çıkacak bir üyeliğin dondurulması meselesi Türkiye'nin elindeki iki önemli çıpa diyeceğim. Bir tanesi mali disiplinde, orada da yavaş yavaş bir bozulma olmaya başladı. Hazinenin borçlanması %130'lara yükselmiş durumda. Diğer taraftan da Avrupa Birliği üyelik müzakereleri ki Türkiye'yi bir anlamda belli bir yolda tutmaya yarayan olaydı. Eğer buradaki bir sorun daha da ciddi boyuta ulaşacak olursa bizim için hoş olmayabilir. Ama Kıbrıs meselesi de bunun yanında önemli konulardan bir tanesi. Neden derseniz orada... Orada yayın gidip geliyor sürekli. Ben de görüyorum onu. İzleyicilerden de mi böyle bir şey? Evet, ben de kendim de burada takip ettiğim için inşallah evet, çözebiliriz bunu hemen. Rejideki arkadaşlar düzelttiklerini söylüyorlar şu anda. Ben de baktım, mesajı aldım. Evet, devam ediyor, düzelecek diyor az sonra. Evet, onu da paylaşmış olalım. Ama Kıbrıs meselesine geldiğimiz zaman Kıbrıs'taki öncelikli olarak iki toplum arasındaki görüşmeler Cenevre'de sürerken bayağı umutlu idi taraflar. Fakat son noktada Türkiye'nin adadaki askeri varlığının tamamen ortadan kaldırılması veya tamamen çekilmesiyle ilgili Rum talebinin ne yazık ki kabul edilmesi Türkiye tarafından mümkün görülmediği için görüşmeler sona erdi. Bundan sonra iş pek kolay kolay masaya dönülebilir mi, dönülemez mi noktasında dönülmesinin biraz zor olduğunu söylüyor bazı yorumcular. Hatta BC planlarının içinde çok radikal alternatiflerin olduğuyla ilgili bir takım söylemler de var. Bunların arasında ilhaka varacak kadar da alternatifler düşünülmüş. Hani bu noktada da Türkiye'nin alacağı karar ve atacağı adımın mutlaka birçok sonucu olacak. Onu da düşünerek adım atılacağını umuyorum ve diliyorum deyip ben izninizle biraz dışarıya dönelim istiyorum. Özellikle de yarın Yellen'ın konuşması var. Hatta iki gün üç üste konuşması evet, var. Aynen. FED toplantısı diyor bazıları değil, Yellen'ın konuşması. Yellen'ın kongredeki 6 ayda bir yapmış olduğu kongre sunumunun yapılacağı şeyler. İkisi de aynı metin dedin. Tabii metin aynı. Yani ben de iki ayrı toplantıda Yellen'ın arka arkaya çok farklı şeyler söyleyeceğini beklemiyorum doğrusunu istersen. Aslında 3 de diyebiliriz yani hatta 4 de diyebiliriz. Çünkü önce FOMC toplantısından sonra konuştu, görüşlerini açıkladı. Ondan sonra tutanakları tartıştık. Nasıl olur, ne olur, ne diyorlar falan filan. Şimdi de genel konuşmasını yapacak. Ana hatlar aslında belli. Yani Yellen'ın veya Fed'in şu andaki tezine gelen işsizlik oranında eninde sonunda ücretler hızlanacaktır. Arada bir işsizlik verisi gördük. Henüz bunu desteklemeyen de bir veriydi kısmen bazı noktalarında. Ama hani Yellen'ın söylemini tamamen değiştirecek midir? Zannetmiyorum. Yani kalkıp da bizim düşündüğümüzün aksine bir gelişme var. İstihdam piyasası da o kadar doygunluğa yakın değil netliğinde bir açıklama yapmayacaktır. Dolayısıyla ben çok da şahin veya güvercine yorulabilecek tarzda bir açıklama olacağını zannetmiyorum. Ama şu olabilir, eğer gelen sorular o yöne doğru giderse hani bilançoyu küçültmeye ne kadar aciliyeti var? O konuda ne düşünüyorlar? Bu kadar para yediriyorsunuz bankalara şeklinde bir baskı gelirse. Çünkü genelde senatörlerden gelen
Hani baskılar o yöndedir. Çok böyle süper teknik sorularla gelen az sayıda isim oluyor. O tarzda bir baskı gelirdi işte bu Eylül ayında olacak falan gibi şu anda emin olmadığımız bazı soruların cevapları gelirse o zaman tabii piyasayı oynatır. Peki Yalın'ın özellikle sorularda böyle sürpriz bir şekilde dilinden bir şey kaçırması ihtimali var mı? Yok zannetmiyorum. Yani o tip şeyler zaten kaçırıyorsa muhakkak bir sinyal vermek istiyordur. Bir şeyleri hazırlamak istiyordur. Pek zannetmiyorum. Şahin halini yani bu işsizlik oranı iyidir, biz faiz arttırmaya devam ederiz kısmını zaten biliyoruz. Dolayısıyla etki yaratacak olan galiba piyasa haklı veya galiba bir sorun var. Biraz daha yumuşak bir açıklama olur. Hı. Yayınla ilgili şikayet devam ediyor arkadaşlar. YouTube'da kesilmiyor diye bir şey var, ipucu var izleyicilerimizden. Yönetmen de fazla kurcalamasın ya da açıp kapatsın da tekrar düzelsin diyenler var. Yönetmen arkadaşlarımız duyuyorlar mı bilmiyorum. Biz devam edelim şeye. En azından sesimiz gidiyor diye düşünüyorum. Şu faizleri soracağım. Şant belli bir yere geldi. Benim en azından gelişen ülke ve gelişmiş ülkeler arasından bakıyorum. Gelişmişlerde benim için Alman 10 yıllıklarında 0.50 seviyesi önemliydi. Evet. Orası 0.58'e kadar gitti. Bugün de 0.57-20'den dönmüş durumda. 0.55'lerde. Amerikan 10 yıllıkları ve 5 yıllıklarına bakıyorum. 30 yıllıkları daha uzun, daha kısayı daha fazla etkiliyor diye. Orada da teknik 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları yukarıya geçtiler. Şimdi yavaş yavaş bir düzeltme çabası var. Gelecek mi aşağıya bir parça? Şimdi oradaki tabii şöyle bir portföy yani hareketi… Yani bekliyor mu bunlar daha doğrusu? Muhakkak bekliyordur. Yani muhakkak oradan bekliyordur. Az önce dediğim gibi biraz daha yumuşak bir açıklama şey yapar, etkiler ama orada… Özellikle Amerikan 10 yıllıkları açısından konuşursak Avrupa'nın ne yapacağı daha da kritik. Çünkü geride bıraktığımız yıllar boyunca yani burada Avrupa, Amerika, Japonya yani gelişmiş ülke tahvilleri açısından bakarsak Amerikan tahvilleri aslında bir noktada hani hep benzettikleri gibi high yield bir gelişmekte olan ülke tahvili getirisi gibi. Bir tanesi eksilerde gidiyor, öbürünün 10 yıllığını sıfırda tutarım diye masanın üzerine koyduğu şey var, sözleşme var. Dolayısıyla eğer bundan sonra Avrupa getirilerinde bir yükseliş olacaksa Amerika'ya kaçmış olan para bir noktada Avrupa'ya en azından kısmen geri dönmeye başlayacak. Yani o da Euro'nun lehine olacak bir durum demektir. O hem Euro'nun lehine olacaktı bir durumdur ilk başta diyelim. Hem de Amerikan 10 yıllıklarının getirilerinin belli bir noktaya kadar yükselmesini sağlayacak bir durum. Dolayısıyla evet Yalın'ın ne söyleyeceği önemli, Cuma günü gelecek olan enflasyon verisi önemli. Ama aynı zamanda da ECB'nin söylemlerinde gerçekten sıkılaştırmaya gidip gitme niyeti olmadığı da en az diğerleri kadar saydığım iki unsur kadar önemli. Şimdi bu yayın konusundaki sıkıntımızı tekrar rejiye bir iletelim. Duyuyorsa arkadaşlarımız, izleyicilerimizi fazla yormak istemiyoruz doğrusunu istersen. Ben bir şey soracağım. Ben sana sordum bu soruyu gün içinde ama bakma fırsatım olmadı. Fed bilanço daralttığı zaman... Bunun miktarları ve zamanlaması nasıl olacak? Yani miktarı şöyle. Yani böyle çok piyasanın hakikaten korkacağı kadar büyük rakamlar olmayacağı konusunda benim bazı şeylerim var, okuduğum raporlar var. Vakti yetmeyecek o kadar rakam çekmeye bence. Hı. Yani ben geçen seneden başlamış olması gerektiğini düşünüyorum ama bu senede başlasa hani önümüzde bu bilançoyu, şimdi rakamları önce söyleyeyim ki şey netleşsin. Fed iki toplantı önceki tutanaklarda dedi ki, biz öyle bir başlayacağız, yani 6 milyar bir tarafta başlayacağız, hazine tahvilleri tarafında 6 milyarla başlayacağız. 4'te bir taraf. Evet, MBS tarafında da Özgür'ün dediği gibi mortgage bazılarda da 4'le başlayacağız. Daha sonra bunları kademeli arttıracağız ve tavan nokta olarak biri 30 milyar, diğeri de 20 milyar, yani toplamda 50 milyarlık. En maksimum noktasında daraltıyor olacağız. Dolayısıyla rakamları biliyoruz. Bu seviyelere gelmesi de neredeyse bir yılı bulacak olan bir gelişme. Ama küçültmesi gereken bilanço büyüklüğü 4 trilyonun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun 1,5 trilyonu hadi nakit yani hiç küçülmeyecek diyelim varsayalım o kadar kısmını. Dolayısıyla ciddi bir miktar küçültmesi lazım. Bir kısmı kendiliğinden şişiyor olacak. Zamana göre, ekonominin büyümesine göre
kullanılan paraya göre bilanço zaten kendiliğinden büyüyor olacaktı ama bir kısmını da FED küçültüyor olacak. Benim gördüğüm kadarıyla FED istediği kadar küçültemeden yeni bir resesyona girmiş olacağız zaten. Diyorsun ki bu çok önemli bir tespit. Bugünkü programın önemli kayıtlarından biri olarak kayda geçirelim. İleride bakacağız buna. Bu arada arkadaşlar yani YouTube'a geçin. Hakikaten yani YouTube'dan açabiliyorsanız eğer YouTube'a geçin çok daha iyi olacak gibi bir görüntü evet. Var. Birçok izleyici de geçti zaten şu anda. Hatta TRT'den de iyi olduğunu söyleyen bir yorum okudum. Şimdi ben yine bir içeriye döneyim müsaadenizle. Bu özellikle borsa yani bizim bugün başlığımızın da en önemli konularından bir tanesi. Borsa rekorları doyacak dedik. Böyle giderse bir nominal rekorları kırmaya devam edecek. Benim şimdi bir sakıncası yok. Dolar bazında 5.1'e gelmeden ben fazla ilgilenmeyeceğim rekorlarla. Ama magazinel olarak çok dikkatimiz çekiyor. Bütün televizyonlarda alt başlık, alt bant olarak geçmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle geçecek ama bu arada bu haftanın başında önümüzdeki birkaç gün içinde daha doğrusu daha fazla tartışacağız. Haftanın başında geçtiğimiz hafta sonunda Merkez Bankası bir taraftan şey yaptı, bankaların hazine yöneticilerini çağırarak swap faizleriyle mevduat işlemlerine devam etmemeleri konusunda bir parça öneride bulundu diyelim. Arkasından Sayın Bakan Canikli banka yöneticilerini toplayarak bankaların maniyetlerini konuştuklarını söyledi. Ama onun arkasından şu anda bugün itibariyle Türk Lirası mevduat faizlerinde 0.50-0.75 bas puan civarında bazı düşüşler oldu. Bankaların da büyük bankalar özellikle swap işlemlerini yapmayı durdurduklarını açıkladılar veya fiili olarak durdurdular. Şimdi bunların hepsi eninde sonunda piyasalarda tartışılan daha gündemde olan konulardan faize müdahale mi ediliyor sorusunu gündeme getirdi. Ben Merkez Bankası'nın bankacı yöneticilerini, hazine yöneticilerini çağırması hikayesini enteresan bir şekilde Ankara'dayken geçtiğimiz hafta bir Ankara ziyaretim oldu. Orada görüştüğümde bunun çok da özel bir çağrı olmadığını fakat çağrının zamanlamasıyla ilgili ortaya çıkan bir sorundan yanlış anlaşıldığıyla ilgili bazı yorumlar da vardı. Nedir o? Merkez Bankası ertesi gün ve bir sonraki gün Ankara'ya gelin diye bir çağrıda bulununca bunları konuşmak üzere herkes çok acil bir durum olduğunu düşünmüş. Halbuki Merkez Bankası'nın bakış açısı en azından benim aldığım duyumlara göre ya bunun rutin bir görüşme olduğu, o kadar da abartılmaması gerektiği yönünde. Ben de buradan Merkez Bankası'na küçük bir ipucu vereyim. Yani eğer yarın veya siz bankaların fon yöneticilerini çağırırsanız burada bir acil durum olduğu ortaya anlaşılır. Siz bunu 15 gün, bir ay gibi bir zamana yaymış olsaydınız bizim ruhumuz bile durmazdı diye düşünüyorum. O yüzden bu ve benzeri müdahaleyi andıran konuların atılan taşın ürkütülen kurbağaya değmeyeceğini daha önceden çok kez gördük. Bu sefer de bu ve benzeri konular özellikle kredi garanti fonunu bu kadar hızlı kullanıma açmışken bankaların bunun için yeterli fonun hazırlıklarının olmadığı bir ortamda ister istemez mevduat tarafına bir takım baskılar oluyor. Bir de bunun içinde tabii ki yüksek enflasyon karşısında mevduat sahiplerinin ki bugün bir gazete haberini daha sonradan bakanlıkla yayınladı, yalanladı. 50 bin avcı şeklinde bir haber vardı. Onlarla mevduat sahiplerinden bahsediliyor. Onların bankalar üzerindeki yaratmış oldukları rekabet ortamını bir şekilde değiştirme yönünde bazı adımlar atılacak mı diye soran bir haber verdi. Bunların hepsi her seferinde faize müdahale izlenimini uyandırıyor. Yani bu yola sapılmasının daha önceden hiçbir işe yaramadığını gördük. Bu sefer de yani boşu boşuna bir maliyet, boşu boşuna bir endişe, boşu boşuna bir kredibilite kaybı anlamına geliyor. Umuyorum ve diliyorum ki şu andaki politika yapıcıları daha önceki konulardan ders çıkarırlar değil. Ben yine şanta döneceğim. Özellikle son bir iki toplantı programımızda sıkça bahsettiğimiz bu dijital paralar var. Bu dijital paralarda son birkaç gündür, daha doğrusu bir haftadır demek daha doğru, ciddi bir şey oldu, crash oldu. Neredeyse %25-30'lara varan kayıplar oldu. Ne oluyor bu Ethereum, dijital Bitcoin dünyasında Şant? Ya aslında çok sen yakından izliyorsun bu arada. Şöyle çok şey oluyor. Birincisi zaten çok böyle bir volatilite şaşırtmıyor vardı. Aslında evet, yani bir gerekçesi olacaktı. Gerekçe de çıktı. İşte iki hafta önce Ethereum'un kurucusu Vitalik'in kaza geçirdiği haberi vardı. Orada bir çok sert verdiler, sonra aldılar falan filan ama şu anda hani temel olarak bir gerekçe söylemek gerekirse 1 Ağustos'ta yani bunun teknik detaylarını vermek zor ama şöyle söyleyeyim. Şu anda Bitcoin ile işlem yapan veya Bitcoin işlemleri yapan varsa görecektir. İşlemler yavaş gelişiyor. Yani olayın ruhuna
biraz aykırı bir vakit alıyor. Örneğin bir Ripple işlemi yaptığınızda 4 saniye civarında sürüyor. Bitcoin'de çok çok daha uzun, dakikalarda, 10 dakikalarca söyleyebileceğim noktalara gelmiş durumda. Dolayısıyla o blockchain'in yapısını değiştirmek isteyen bir iki grup var. Yani evet, bir tanesi bir tane diyor ki, evet o blockchain'i daha büyük bir hale getirelim. Diğerleri de diyor ki, hayır öyle yapmayalım, işte madencilerle programcılar diyelim. İki karşılıklı grubu. Bu iki grup arasında bir kavga var. 1 Ağustos'ta da bu kavganın nasıl sonlanacağını göreceğiz. Yani ya anlaşılacak, dolayısıyla aynı şekilde Bitcoin devam edecek ama arkadaki sistemde farklı bir işleyiş olacak. Veya anlaşılmayacak, iki tane birbirini tanımayan Bitcoin ortaya çıkacak. İşte o biraz fiyatlama açısından kaotik bir durum. Aslında 21 Temmuz itibariyle deneme yayını mı diyeyim, yani ne kadar madencinin bu işi kabul ettiğine dair test turları yapılıyor olacak. Yani bir fikir edineceğiz ama genel olarak hani benim düzeyimdeki bir Bitcoin yatırımcısı açısından bakarsanız teknolojiden, teknoloji dahillerinin orada bir kavga çeviriyorlar. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. Dolayısıyla da ben de diyorum izliyorum, ki anlamaya çalışıyorum, yani, anlamıyorum yani. Ben kenarda durayım. Hani bu arkadaşlar kavgayı etsin, ne karar vereceklerse versinler. Ondan sonra ortada var olan Bitcoin hangisiyse oradan devam ederim. Çoğu insan da benim gibi düşünüyor. Fork lafı var, Bitcoin fork lafı var. İşte olay bu. Yani bazı eğer bir grubun bu Sedgwick dedikleri galiba şeyin adı da o programa göre o programı kabul etmeyen bir şekilde Bitcoin blockchain'ler oluşturursanız onu pas geçiyor. Diğer grubun söyledikleri. Dolayısıyla farklı bir yapı oluşmaya başlıyor. Başka bir blockchain oluşuyor. O, evet, iki tane farklı olacak. Dediğim gibi yani bu konuyu çok iyi anlayamayıp da yatırma olanlarda ya biraz kenara çekileyim. Hele bir de iyi para yapıldıysa zaten çok anormal bir yükseliş vardı. Hatta işte indikatördür derler, özellikle Amerika'da magazin indikatörü. 2-3 hafta önce Barron's'ın ana sayfasına çıkmıştı. Bitcoin daha ne kadar gidecek? Bugünlerde de herkes rapor çıkartıyor. 55 bin, işte bilmem evet, ne kadar 2030 yılında mı 55 bin? Öyle bir fanteziler var. Yani fantezi demeyeyim, olası bir krizle ciddi bir yükseliş ben de bekliyorum ama tam şimdi çıkması işte o zirveyi işaretleyen bir durum. Bir de böyle teknik bir belirsizlik olunca güzel bir satış geldi. Yalnız ben o magazin meselesine inanıyorum abi. Gene yeni girenler de hep sorunlu diyor yayın. Arkadaşlar YouTube'dan takip edin, sorun bizden de kaynaklanmıyor. Periscope'un kendisinden kaynaklanıyor. Evet. Yeni girenler için, yeni takip etmeye başlayan izleyiciler için de ben bir kez daha hatırlatmış olayım. YouTube yayını sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bu konudaki teknik problemin bizden kaynaklanmıyor olduğunu reji biraz evvel belirtti. Burada reji istifa bir takım çağrıları var. Rejimize dokundurtmayız yalnız. Yani onu baştan söyleyeyim. Kendileri çok büyük bir fedakarlıkla bu işi yürütüyorlar. Onlar bir tane de. Evet, bu Bitcoin meselesini bir ayrı bir program yapmamız gerektiğine halen daha inanıyorum. Özgür'ün olmadığı bir güne denk getiririz onu olmazsa. Onun pek ilgilenmediği niye bir ya? Konu. Ben senin de ilgilenirim. Sen ilgilenmiyorsun. Yok abi, ben onu Vegas falan seviyorum o şeyleri. O yüzden hoşuma gidiyor, dinlerim yani. Evet. Pekala, ben bu arada birkaç şeyi, bir konuyu paylaşayım. Ondan sonra G20 ve şu adalet yürüyüşünü ele alalım istiyorum. Soru var, şey diye, yabancı yatırımcı adalet yürüyüşüne nasıl bakıyor diye bir soru da var. Hani evet, adalet yürüyüşü demişken adalet yürüyüşü ve sanayi üretimi. Sana G20'yi seninle paylaşalım şu an, ama ben iki gündür Türkiye'de Dünya Petrol Kongresi yapılıyor. Ve dünyanın gerçekten petrol konusundaki çok çok önemli isimleri Türkiye'ye geldiler. Ama bunların şu anda tartıştıkları konuları ben izlemeye çalıştım ve önemli bir kısmı unconventional dedikleri, bilinenin dışındaki, yani aslında şeyi kastediyorlar, Amerika'daki kayaç gazı ve kayaç petrolü üretim teknolojisini yarattığı büyük değişimden söz ediyorlar ve o yüzden de petrol fiyatlarının ne yöne gideceğiyle ilgili olarak bu konuda bayağı bir kafa patlatmaya başlamışlar. Ben 2006 yılından beri izliyor ve takip ediyorum bu kayaç petrolü ve gazı hikayesini. Eminim petrol dünyası da benzer bir şekilde izliyor ama bunu öncelikle inkar ettiler. Uzun bir süre inkar ettiler. Fakat son 2-3 yılda petrol fiyatlarının 100 dolardan, 120 dolardan hatta 30 dolarların altına kadar düşmesi nedeniyle ister istemez artık çaresiz bir şekilde bunu izlemeye başlamışlar. Ve bir
rapor açıkladı. Fatih Birol, Dünya Enerji Ajansı Başkanı, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı. Orada ilginç bir nokta vardı. O da şu, Latin Amerika ülkelerinde %4, Afrika'da %9 petrol yatırımları düşerken, petrol ve gaz yatırımları düşerken, Rusya'da %6, Orta Doğu'da %4 artmış. Fakat en büyük yatırımın arttığı yer %53 ile Amerika olmuş. Bu Kayaç Petrolü'nün olduğu bölge. Bu yüzden petrolün geleceğiyle ilgili bazı endişeler, bazı tartışmalar var. Elektrikli arabalarla ilgili bir soru vardı. Gene bu Fatih Birol'un toplantısında ben de bir kısmını paylaştım veya sordum. Benim de merak ettiğim konu. Çok yakın bir zamanda bunu beklemiyorlar. Fakat yapmış oldukları bir hesap. Şu anda dünya üzerinde 2 milyon araç elektrikli ve toplam satılan araba miktarının %1'ine denk geliyor olduğunu söyledi. Bir araştırma yapmışlar, bir çalışma yapmışlar. O da şu, %50, ya bu satılan arabaların %50'si elektrikli, %50'si geleneksel petrol yakıtıyla, akaryakıtla çalışan arabalar olsa dahi petrol talebi ne oluyor diye bakmışlar. Petrol talebinin artmaya devam ettiğini hesaplamışlar. Onu da paylaşalım istiyorum. Bir başka nokta bu petrol kongresi ile ilgili. Dünyanın büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın petrol bakanı burada değildi. Ve Avrupa Birliği'nden de çok önemli bakanlar düzeyinde temsil yapılmamış veya çok sınırlı kalmış durumda. Kongrenin açılışında konuşan devlet başkanları Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk ve Azerbaycan'dı. Onun dışında hani başka devlet büyüklerini ya davet etmedik ya davetleri kabul etmemiş durumdalar ama özellikle Suudi Arabistan'ın gelmemiş olması, Aramco vardı bu arada, onu belirtmeden edemeyeceğim. Aramco'nun hem sergi alanında bir standı vardı hem de Aramco'nun başkanı da buradaydı. Ama onun dışında Exxon'un eski başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki Dışişleri Bakanı olan Rex Tillerson da bir ilk günde bir ödül almak için buraya geldi. Fakat fazla da uzun kalmadı anladığım kadarıyla. Onun da çok fazla şeyi gelmedi, haberi gelmedi. Ama petrol kongresinin en azından Türkiye'de yapılmış olması, 3 yılda bir yapılan bir kongre, onun Türkiye'de yapılmış olması İstanbul açısından iyi bir imaj oluşturduğunu umuyorum deyip bu bir iki tane noktayı da paylaşmak istedim. Gelelim adalet yürüyüşüne. Yani adalet yürüyüşüne yabancıların nasıl baktığından önce hani bu rakam tartışması bile biraz şaşırtmış durumda. Çünkü ya o komik. Yani bu gereksiz bir tartışma. En azından olayın yani var olan ruhunu biraz örselemeye yönelik bir garip bir geçeyim ama yabancılar nasıl bakıyorlar diye sormadan önce bir süre en azından son günlerine kadar İstanbul'a girene kadar daha doğrusu çok fazla ilgi çekmese bile yabancı tarafından İstanbul'a yaklaşıldıkça burada bir olay çıkıp çıkmayacağı, bu yürüyüşün nasıl sonuçlanacağı hakikaten merakla bekleniyordu. Barışçı bir şekilde ve de hiçbir tartışmanın olmadan bitmesi hakikaten ben de en azından bir Türk vatandaşı olarak çok gurur duyduğumu veya en azından rahatladığımı söylememde fayda var. Evet, emniyet güçlerimizin de ciddi desteği ve katkısıyla çok, ciddi, çok başarılı bir şekilde şey yaptılar. Sayın Kılıçdaroğlu da çok teşekkür etti. İstanbul tarafında özellikle çok çok ciddi önlemler alınmıştı. Orada da herhangi bir olayın olmamasını sağlamaları. Evet, hem emniyet güçleri hem yürüyüşe katılan insanların dirayetli duruşu çok ciddi şekilde. Yani oraya o 2 milyon geldi, 1 milyon geldi. Görüntüleri hepimiz gördük. 100 bin de gelse belli bir kesimin insanın... 100 bin sığmıyor oraya. Hayır, hiç önemli değil Ali abi. Bir kesimin bir talebi var ise eğer, hükümet kim olursa olsun, AKP, BKP, CKP, bunu dikkate almak durumundasın. Yani o yüzden hani bu yürüyüş çok az kişi katıldı, bir anlamı yok. Deme lüksüne zaten sahip değiliz. Yabancı açısından bakıldığında... Hep kafalarda tabii gezi travması var. Yani böyle küçük bir yerden başlayıp bir anda böyle bir toplumsal olaya dönüşüyor. Sonra işte onun ne derler istismar edildiği ortamlarla karşılaşılabilecek bir durum olacak mı diye sen demin gayet güzel anlattın. Öyle bir şey gerçekleşmedi. Dolayısıyla küçümsemek için söylemiyorum ama non-event denilen yabancı için yani fiyatlamasına gerek duyulmayan bir hamle olarak şey yaptı. Dediğin doğru, İstanbul'a gelene kadar esasında... Ne bizler yabancı yatırımcıdan çok soru aldık bu konuda, ne de uluslararası basında büyük bir coverage vardı esasında. Ama ne zaman ki İstanbul'a yaklaşıldı, ne zaman ki meeting programları vesaire vesaire açıklandı, baktık ki New York Times, FT, Washington Post, hepsi ciddi anlamda The Guardian,
ciddi anlamda coverage verdiler. Dolayısıyla hani herhangi bir şekilde bunun son derece yani demokratik ülkelerde olduğu gibi hatta onların o ülkelerdekinden bile daha demokratik bir halde sonuçlanmış olması bence olumlu bir gelişme oldu. Gelelim şu sanayi üretimine. Sanayi üretimi tahminlerinin altında gerçekleşti. Bunları şunun için konuşuyoruz. Yani biz bir yıl garip bir takım olaylar oluyor, bir takım şey gelişmeler oluyor ve biz borsada rekor kırmaya devam ediyoruz. Hani engel değiliz, yanlış anlaşılmasın. Borsa yükselmeye devam etsin. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Biz sadece yorumluyoruz onu ama sanayi üretim tarafında bir beklentilerin oldukça altında gelen bir rakam var. Nasıl yorumluyorsun onu? Şimdi oldukça altında demeyelim ona. Çünkü Mayıs ayındaki rakam 4.1 oldu. Tabii bizim hepimizin kafasında şey var. 5.5-6 civarında beklentilerin olduğu yerden bahsediyorum. Var, çünkü niye bir önceki ayki rakam %6 yukarıdaydı? Hani o 4.1 öyle gelecek diye bakılıyor. Ama ne olursa olsun ciddi bir momentum kazancı gözüküyor burada. 3 aylık ortalamalarla baktığınızda geçen ay %6 gelen sanayi üretimine rağmen 2.3'tü 3 aylık hareketli ortalama. O 4.2'ye çıkmış vaziyette şu anda. Hı. Yani Haziran ayında sanki biraz daha da yavaşlayacak gibi rakam. Bayram vardı orada. Tabii o işte Temmuz'a sarkacak. Ama baktığınızda 3 aylık hareketli ortalama 4'ler civarında olursa her ne kadar bu aylık sanayi üretimi rakamlarının çeyreklik büyüme rakamlarıyla ilişkisi kopmuş olsa da ilk çeyrekteki sanayi üretimi artışı %1.7 idi. Bu %1.7'lik sanayi üretimi yani bu uyduruk kalan rakamın yani uyduruk data diyoruz artık buna çünkü hakikaten pek bir anlamı kalmadı bunun büyümesi ama yine ne olursa olsun bir ilişkisi mutlaka vardır. O 1.7'lik sanayi üretimi artışı %5'lik üretim artışına denk geliyorsa %4 civarında büyüyen bir ikinci çeyrekte de muhtemelen böyle şey gibi gitmez tabii proporsiyonel olacak hali yok ama iyi bir ikinci çeyrek büyümesine de işaret eden bir sanayi üretimi artışı gözüküyor. Yalnız şöyle bir dipnot düşmem lazım. Şimdi baktığınızda genelde normalde büyük şeyleri görmeniz lazım. Yani böyle %4-5 büyüyen sanayi üretimi rakamlarında sektörün tamamına yayılan, sektörlerin tamamını kapsayan bir büyümeye bakmanız lazım. Pek öyle gözükmüyor açıkçası. Yani bakıldığında ben şunu görüyorum. Otomobil müthiş gidiyor. İç satış rakamları %10 civarında düşüşe işaret etse de ihracat tarafı oldukça canlı. Elektrikli makineler yani televizyon üretimi ve buna bilgisayarı da ekleyebiliriz. Ve rafine ürünler. Yani şimdi mesela görüyorum Petkim'le ilgili de soran izleyicilerimiz var. Yani rafine ürün sektörü inanılmaz iyi gidiyor. Bir sektör daha ekleyeceğim buna. Yani borsa liste söylemeye gerek yok. Takip eden bilir zaten. Mobilya sektörü. Özellikle bu vergi indirimlerinin etkisiyle çok ciddi bir momentum yakaladı. Hem ihracat tarafında fena değil hem de iç pazar satışları oldukça iyi gidiyor. Evet. Yani önümüzdeki dönem biraz daha... Ben KGF'nin de önümüzdeki dönemde büyüme ve sanayi tarafına pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Tabii. Yani. İkinci, üçüncü çeyrek KGF'li çeyrekler olacak. Aynen. Sonra o giderek azalacak tabii. Evet. G20 de yenilmiş Ant. Yani çok hayır. Sevdiğim bir konu bu senin. Yani, tam olarak neyi deyince bilmiyorum. Ben kısmını öğrenmek istiyorum. Ben atladığım bir şey var mıydı diye. Yani çıkmıyor bir şey. Çıkmıyor i̇şte bir şey ya. 19+1 diyorlar falan. 19+1 Trump dışarıda o mı? O enteresan oldu. Evet. O hani çarpıcı ne vardı desen o biraz var. Yani onun dışında hani böyle çelik sektörüyle, ticaretle ilgili cümleyi değiştirmişler biraz falan filan ama hani bu kadar 20 tane farklı yönetilen, çıkarları birbirinden farklı olan, ekonomik yapıları birbirinden farklı olan. Ya bu ülkelerden hakikaten bir şey çıkartmak çok çok zor. İçi doldurulacak bir karar çıkartmak çok çok zor. Yani şey tabii ki çok güzel. Ticaret serbest bırakılsın, işte fakirlikle mücadele edilsin. Bunlar devamlı söyleniyor ama net olarak da şu adımları atacağız tarzı bir şey. Geçen defa da söyledim. Özellikle vergi konusunda yapıyorlar. Orası yürüyor. Yürümeye de devam edecek. Çünkü hepsinin çıkarı bir noktada birleştiği bir... Galiba tek ortak çıkarının olduğu yer orası. Tabii. Yani tek ortak yani çıkar orası. Yani bütün bu G20'nin tek ortak çıkarı vergi tabanını en azından sağlam ve kontrol edilebilir şeyde tutmak. Doğru ama onun dışında işte zaten ticaret kısmında Trump bir şeyler çıkartabilir miyim diye kurcalıyor. İklim konusu zaten ortada malum. Dolayısıyla ben G20 toplantılarını
hani kavga çıkmasın yeter diye takip ediyorum. Buradaki hani ana şeyim oydu. Gerçekten Trump böyle sert bir çıkışta bulunur. Çünkü öncesinde hatırlarsan Çin'le ilgili mailler atmaya başladı. Denedik ama olmadı. Güney Kore'de, Kuzey Kore konusunda da gerekeni yapmıyorlar. Biz o zaman niye Çin'le anlaşalım tarzındaydı. O biraz tedirgin etmişti. Acaba burada bir kavga çıkar mı? O da çıkmadı. Dolayısıyla Özgür'ün deyimiyle nandert benim için. Ya ben aslında ya bu G20'leri 2012'den bu yana izlemeye başladım. Hakikaten şeyini yitirmeye başlamış gibi bir his var içimde. Fonksiyonunu yitirmeye başlamış gibi bir his var içimde. Ama biraz evvel bizim bu şey meselesinde kongreyle ilgili, petrol kongresiyle ilgili olarak söylediğime bir ilave de hani Avrupa Birliği'nin en azından Cumhurbaşkanı'na karşı olan tavrı ve özellikle 15 Temmuz'un garifesinde gelecek olan bakanların veya yapılacak olan gösterilere izin verilmemesi de bir yere not etmemizde fayda olan konulardan bir tanesi deyip daha biraz daha ayağa yere basan, biraz evvel izleyicilerimizden bir tanesinin sorusuyla sana döneyim. Dolar Euro Şant Bey'in nedir diye sordu. Onu evet, sana sorayım. Twitter'da takipçilerimiz buna aynı bu soruya paralel olarak yani birin altına inmesini bekliyorduk uzun dönemli. Ben bekliyorum hani burada da bu yorumları yapıyorduk. Neden inmiyor hala diye. Ve 1.20'ler neden konuşuluyor? Evet neden 1.20? Evet ben görüyorum yani. Şimdi, tamam, evet 1.14.70 ki yaklaşık seviyelerdeyiz şu anda. Şu anda oradayız. Kritik olan bir seviye. O seviyeler aşağı yukarı 2015'ten bu yana hani bir bant. Aşağı tarafta 1.04 civarları, üst tarafta 1.14.70. Dolayısıyla muhtemelen biraz daha üzerinde stoplar var. İki kez de geçmiş yıllarda gördük. Orası stoplar çizildiği zaman 1.17'lere kadar, işte 1.17'den sonra da 1.20'ler giriyor. Oraya kadar hareket devam edecek. Şimdi temel olarak altını doldurmak gerekirse euro, hani pozitif bir rapor yazacağız. Temel olarak altını nasıl doldururuz? Şu şekilde doldururuz. Avrupa'da çok net bir cari fazla var. Bu özellikle Almanya kaynaklı ama kriz öncesi döneme göre bakarsak o tarihlerde Almanya bunu içeriye satarak yapardı. Euro bölgesine satarak yapardı. Şimdi biraz değişti. Euro bölgesindeki diğer ülkeler de dışarıya olan ticaretleriyle ticaret fazlası vermeye başladılar. Dolayısıyla Avrupa Birliği ticaret fazlası olan bir ülke. Bu teknik olarak hani daha fazla euro talep edilir anlamına geliyor kabaca. ECB bunu gördüğü zaman nasıl çözmek istedi bunu? Ben eksi faiz getireyim. Ülkeden sermaye çıkışı olsun. Böylece kuru da aşağıya doğru hareketlendirelim. Belli bir yere kadar da yaptı. Şu anda bütün o yaptığı boşa gidiyor artık kurun bu seviyesiyle ama eğer ilk başta konuştuğumuz gelişme olacaksa, yani getiriler de artacaksa, zaten fazla veren bir ülke var. Getirilerin de arttığı bir ülkeden bahsediyoruz. Kurunun değerlenmesi normaldir. İlk başta da piyasa bunu satın alacak. Eğer o seviyeleri 14.70'leri geçersek. Şu anda 14.69'da. Tabii tabii oralardayız. Hani sabah kalktığımızda 70. Hop stoplar çizildi falan da görebiliriz. Problem ne? Problem şu. İlk başta bunu satın alan piyasa bir süre sonra işte İtalya'nın, İspanya'nın, Portekiz'in bonolarına bakıp ya İtalya doğru düzgün enflasyonu yok, doğru düzgün büyümesi yok ama %4'lerden, 4.5'lardan borçlanmaya başladı. Bu ne biçim iş demeye başlayacak. Ve o tarihte en büyük alıcı ECB, en büyük çeviren Merkez Bankası, Fed vesaire de piyasadan çekilmeye başlayacağı için panik çıktığında çok hızlı bir şekilde bu getirilerin yukarı gittiğini göreceğiz. O olduğu zaman işte euronun başı belaya girecek. Ama ilk başta şunu kabul etmek lazım. Piyasa şöyle bakıyor, Fed zaten sıkılaştırıyordu. Yeni bir adım ECB'den geliyor. Dolayısıyla ben gidip euroyu tercih ederim diyor. Peki bu İtalya, İspanya ve İtalya'daki sorun aklı başına gelince getiriler yükselince tekrar euroya iltifat artmaz mı? İşte hayır, oradaki artış iyi ekonomiden kaynaklanmayacak. Şu anda ne diyoruz veya ne diyor piyasa? ECB çekiliyor çünkü piyasa ekonomi iyileşiyor. O tarihte gelecek olan artış ekonomi kötüleştiği için oradan risklerden kaçanların yani 2012'deki gibi olacak. Şunu da söyleyeyim. Yani 14.70'ler, 14.15 bilmiyorum neredeyse o stopların bir anda işletilmesi hızlı bir yukarı yapabiliriz. Ama pazartesi günü paylaştım. Euro pozisyonlar tarihi zirvede olmasa bile 2000 o kriz dönemindeki bölgeyi çıkartırsanız çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla buradan gelecek olan ilk atağın çok kalıcı olacağını düşüncesinde değilim ben.
Ben o zaman teknik seviyeleri paylaşayım. Yani Şant'ın söylediği 1.1470'in hakikaten önemli bir eşik olduğunu söylemek lazım. Eğer burası aşılırsa sırayla bir 1.1580 seviyesi var. O çok önemli değil ama eğer orası da kırılırsa ben artık kırılmasının hangi zor olacağı 1.1775 seviyelerine kadar giden bir hareket olacağını ama ben o seviyenin aşılacağını zannetmiyorum doğrusunu isterseniz. Eğer oraya gidilirse de tekrardan Şant'ın dediği endişelerine hakim olduğu bir durum 1.11-1.08 arasına kadar devam edecek daha uzun vadeli bir hareket olması ihtimali var diyeyim. Ben 1.20'yi bu turda beklemiyorum doğrusunu isterseniz. En azından önümüzdeki 2-3 aylık bir süre içinde ben diyorum. Ben hiç beklemiyorum. Evet. Sen kaç bekliyorsun bu arada? Senin ben normal şartlar altında. Yani 0.85 bekleyenler. Ben, evet 0.82 hatta bekleyenler. İlk çıkış seviyesi. 3 yıllık 2 yılı geçti. 1 yıl kaldı bakalım bekliyorum hala. 1 yıla sığdırabilirsek ne hala. Zor. Bu arada bu faizlerin artmasının en fazla vurduğu emtia grubu bence dolar ve pardon altın ve gümüş oldu herhalde. Bir dakika. Evet gümüş. Şimdi ben de Şant'a aynı şeyi soracaktım. 14.36'ya kadar indiğiyle ilgili bir rakam vardı. Sonradan bunu Bloomberg çevirişinde düzeltti yer. Şimdi bir burası görüldü mü? İki neden görüldü? Üç düzeltme oldu mu? Dört bu düzeltme neye dayanarak yapıldı? Şimdi son sorunun cevabı var bilmiyorum. Onu evet önceden söyleyeyim. Ama evet bir düzeltme oldu. CME vadeli piyasada gerçekleşen işlemleri senin dediğin o 14 küsürlü işlemler hala bir vadeli piyasada geçti. Spot'ta 15-25 o civarda bir yer gördük. Dolayısıyla CME biraz bir ayarlama yaptı. Evet yani işlem yapanların, o seviyelerde stoplananların veya alanların işlemleri de sonradan değiştirildi. İptal mi edildi? İptal edilmedi. Sadece fiyat ayarlaması yapıldı. Nasıl? Siz oradan stoplandınız ise sizin çalıştığınız kurum sizi 14.40'tan stopladım dediyse stoplandınız ama fiyatınız 15.40 oldu mesela. Şimdi ne oldu kısmını açıkçası söylemek zor. Yani bir flash crash durumu. Flash crash olsa idi bu kadar hızlı o seviyeye geri gelmezdi diye düşünüyorum. Yani bundan öncekilerde genelde flash crash oldu ne oluyor falan filan dedik. Ya hemen toparladı ya... Birkaç gün içinde büyük kısmını geri aldı. İşte Pound'da öyle oldu geçtiğimiz yıllarda. S&P'de yine benzer bir şey oldu. Evet bu defa pek öyle olmadı. Aksine toparlama hemen biraz altına bile satışla karşılandı. Bana tamamen spekülatif olarak söylüyorum bunu. Altında da var ama Japon yeni altın, gümüş hepsini üst üste koyarsanız birebir aynı hareketi yaptığını görürsünüz. Dolayısıyla... Asya seansında da olduğu için bilmiyorum belki Boj tarafından yapılan işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü o gün Boj yine bir açıklama yaptı. Bir saat sonra yaptı ama onu söyleyeyim hani eş zamanlı yapmadı onu üzerinde çok baktım. Boj bir açıklama yaptı ve getiriler 0.9'lara yükselmişti. Ben buradan limitsiz alacağım gelin bakalım dedi. Çat diye sıfıra geri bastı söylediği seviyeyi. Oradaki çünkü bu tip işlemlerde fiyat kaygısı ya hata yaparsınız olur veya fiyat kaygısı olmayan bir yapı olmanız lazım. Fiyat kaygısı olmayan yapı da merkez bankaları, devlet fonlarıdır. Yani onların böyle bir şeyi hakikaten kırıp dökmelerini de çok beklemiyorum. Bir müdahale gerektiren bir ortamda değildi şu anda. Değildi ama artık her şey birbiriyle korelasyonu çok yüksek hareket ettiği için yani bunlar çünkü insan yapısı değil çoğu şey gerçekten olabilir ama spekülasyon olarak kalacak bu konu. Evet bu artificial intelligence suni zekaya da bazen konulardaki ortaya çıkanlardan sonra şüpheyle bakmıyor değilim. Ama biraz baskıyı da almış oldu bence yani o zaten düşecekti. Temizleme sonrası evet, evet, baskıyı düşecek. Biraz aldı yani buralarda biraz kısa vadede tutunabileceğini düşünüyorum. Yalnız şöyle bir şey oldu. Yani altın bayağı bir direnmişti. Ki halen de aslında direniyor bence altın gümüşe göre. Gümüş 15-25 teknik seviyesi vardı. Aynen spotta oraya kadar geldi. Ama altın fazla düşmemişti. Benim Agu paritesi 84'e gelmiş o crash sırasında. Onu dışarı çıkarttıktan sonra 80'lerde şu anda. Yani bir ons altına karşılık 80 ons gümüş alabiliyorsunuz. Gümüş altına göre şu anda çok ucuz görünüyor. Ama halen daha da gümüş toparlamadı. Toparlaması da biraz zor. 15-25 eşik. Orayı dikkatli izlemekte fayda var. Eğer orayı görür altında 1195
seviyesi senin 1194 mü 1190 mıydı? 95. Aynı yerdeyiz hemen. 1190-95 arasına kadar altının bir geri gelmesi ihtimali var ama ondan sonra ben bir hareket bekliyorum. Hakeza Euro tarafından da desteklenen bir hareket deyip dolar TL'ye gelelim. Evet, dolar TL, USDTL evet. Ne olacak diye. Dolar TL ne olacak? Soranlar var. Doların yorumunu kaçırdın mı diye değerlendirenler var. Yok, kaçırmadınız. Geldik dolar TL. Evet, yani ondan sonra onu da paylaşalım. Ondan sonra sorulara geçelim. Tamam. Kalmışsa çünkü var var. Dolar TL yani çok geçen hafta biz bayramdan sonra daha doğrusu bu özellikle gelişmiş ülkelerin faiz oranlarındaki yükselişi biz geç fiyatlamaya başladık Türkiye olarak. Diğer gelişen ülkeler fiyatlamıştı. Biz bahsettiğimiz herhalde biraz olaya geç uyandık. Üstüne üstlük bu faiz artışları da yükselmeye devam edince, daha sonra artışlar devam edince ister istemez gelişen ülkelere baskı, biz de geç kalmıştık. Aradaki farkı kapattık. Daha nereye kadar? Yani 3.50'leri biz sıkça olarak dip olduğunu, buradan aşağısının hali zor olduğunu söylemiştik. 47.90'a kadar gördü yanılmıyorsam dolar TL ama onun altına gitmesi çok zordu. Nitekim oradan bir düzeltme hareketi geldi. Şu anda bence bir düzeltmenin içindeyiz. Daha doğrusu o 3.50 dibinden gelen bir takım kar realizasyonları birlikte 3.64-46'ya geldik yanılmıyorsam. Gördüğümüz en yüksek seviye. Bugün de bir yeni yüksek görmüş olabiliriz. Hemen bugün zaten gördük. 3.64-43. Daha önceden 3.64-73'e kadar gitmişiz. Bugün 3.64-43 görmüşüz. Benim de orada 3.64-50-70 bölgesi var. O seviyenin aşılması biraz zor demiştim. Nitekim halen de aynı şeyi düşünüyorum. Bu haftanın başında dünkü yazıda da 3.64-50 yukarı kırılmadığı sürece günlük kapanış bazında düzeltme olma ihtimali var. 3.58-10 seviyesi test edilebilir demiştim. Şu anda dolar eurodaki hareketin de katkısıyla bir parça gerilemiş durumda. 3.60-96'da şu andaki spot seviye, pardon çok özür diliyorum. 3.61-80'de 90'da bir çıt gerilemiş durumda ama çok da fazla değil. Esas burada bence sepet kura bakmak lazım. Dolar'da, euro dolarda da pardon, euro TL'de de önemli hareketler. 4.14.90'dayız. En yüksek gördüğü yer 4.18'di. Dün 4.16.64'ü gördü. Bugün 4.15.45'te. Euro TL kısmı yükselmeye devam ediyor. Ama esas yükselen de bence sepet kur tarafı 3.88.30'lardayız. Hani çok önemli bir geri çekilmeyi yaşamış değiliz. Bu Ocak ayından bu yana sepet kur bazında gördüğümüz en yüksek 3. seviye. 4.05'te rekorumuz var zaten. Evet 4.05.43'tü rekorumuz. Şu anda da 3.88 seviyelerindeyiz. Çok aman aman uzak değiliz yani. Çok uzaklı değiliz. Bir sonraki de 4.04 en yüksek görülen ikinci seviyede 4.04. Şu anda oraya en yakın olduğumuz seviye. O yüzden hani TL, dolar TL olarak baktığımızda 3.62'lerde görüyoruz ama sepet kuru en yüksek seviyelerine çok yakın olmasa da yaklaşmış durumda. Ben yine dediğim gibi düzeltmeyi bekliyorum ama 3.64.50 kırılacak olur ise yeni bir dönem başlayabilir. Yani 75'e doğru. 70'li rakamlara doğru yeni bir dönem başlayabilir. Özellikle 3.64.50'yi yakından izlemekte fayda var. Benim esas şu anda takıldığım bir başka nokta, ben bunu 2 aydan bu yana, daha doğrusu 3.50'lere ilk geldiğimiz günlerden bu yana söylemiştim. Merkez Bankası 25-30 bas puanlık bir fonlamadaki ağırlıklı ortalama fonlama faizinde indirsin, indirim yapsın. Bu bir stratejik indirim, bir taktik indirim. Piyasanın tepkisi ne olacak diye görsün demiştim. Şu anda artık o fırsat kaçmış durumda. Bundan sonra herhangi bir test yapma imkanı kalmadı Merkez Bankası'nın. Bu yüksek faize rağmen biz kurlarla bu şekilde mücadele ediyorsak önümüzdeki günlerde ya faiz tarafında, ki bunu da biraz belki faiz müdahalesi olarak algılanan davranışlara ilaveten söylüyorum. Ya faiz tarafında ya kur tarafında bir parça sıkıntı yaşayabiliriz. Hazırlıklı olmakta fayda var dedim. Bu konuda senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok Ali Bey, siz işte 3.64'e dikkat çektiniz. 3.58-10'a gidebilir. Kapanışları 3.64'ün üzerinde yapmadığı sürece. Yani ben 64.50 daha spesifik işte, olarak. Yani bunun üstüne ekleyecek çok fazla bir şey yok. Sadece bununla ilintili gelen bir soru vardı. İşte bu son hani mevduatla ilgili işte düzenlemeler, işte bu 50 bin tane büyük montanlı hesap diyelim, bunların banka banka geziyor olmasının etkileri falan. Ben bunları polisiye önlem diyorum. Yapısal olarak sorunları çözmeden bu tip polisiye önlemlerle yani işe yarar mı diye soruyor izleyicilerimiz. Çözüm elde etme şansınız çok kısa vadede olur. Sonrasında daha büyük problemler, hatta yan etkileri beraberinde getirir. Biz sistemimizin kaynak ihtiyacını çözdük mü çözmedik. Enflasyonu düşürdük mü henüz öyle istediğimiz gibi bir yere getiremedik. Dolayısıyla bu ortamda fiyatlamalar bu şekilde gerçekleşir.
Bunu kalkıp böyle suni baskılarla şey yapmaya çalışırsanız başka bir yeri patlak verir. Vatandaş o zaman bir dakika ben daha fazla döviz alayım galiba. Bu TL tarafında işler biraz sıkıntıya girdi diye düşünür. Başka şeyler de aklına gelir. O yüzden hiç konuyu bulandırmamak lazım. O yüzden bugün Başbakan Yardımcılığından yapılan açıklama da belli ki o sıkıntılar görülüp hemen onun üstüne yapılmış bir açıklamadır. Borsa soruları çok var Ali Bey. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim. Yayının başında tartışmaları vardı. CHP eski genel başkan yardımcısı, bizim de yakın tanıdığımız Selin Sayak Böke'nin açıklamaları vardı Twitter'da. Onunla ilgili bazı izleyicilerimiz yorumlarda bulundular. Hani onları okudunuz mu, gördünüz mü diye. Evet, hepsini gördük. Bu ilk başta yayının başında bahsettiğimiz Sabah BDDK'nın yaptığı düzenlemeyle ilgili. Orada işte Basel terk edilmiştir. Uluslararası kurallar bankacılıkta artık terk ediliyor. Böyle anlayış olamaz değerlendirmesi vardı Selin Sayak Böke'nin. Tabii uzun vadede baktığınızda haklı olunan taraflar var. Yani bankaları birer emlakçı gibi ellerinde istedikleri gibi rahat bir şekilde gayrimenkul tutmaları, bunu da sermaye saymaları tabii ki de arzu edilen bir durum değil. Yani sonuçta illikit varlığı sermayeden kabul ediyor olmak ve bunu çok uzun dönemli yapıyor olmanın beraberinde kısa dönemli olmasa da uzun dönemde getirir riskler var. Bir cümle daha ekleyeyim hemen şey yapmışken, borsaya geçecekken ara sıcak geçiş olsun. Yapı Kredi ile ilgili soru soran izleyicilerimiz vardı. Hemen kapanış öncesinde Yapı Kredi hisselerinde satış gördük. O da niye? Sermaye arttırımına gidiyor Yapı Kredi şu anda. İtalyan ortağı UniCredit de sermaye koyacağını söyledi. Bu bir miktar bizim overhang dediğimiz, yani baskı yaratır hisse üzerinde ama orta vadede bankanın sermaye yapısı güçleneceği ve yeterlik rasyoları iyileşeceği için pozitif bir gelişme olarak değerlendirmesi gereken bir gelişmedir. Evet Ali Bey, BIST nereye kadar gider? HSBC bugün borsa sat tavsiyesi verdiği günde böyle bir rekor geldi. Ağustos kontratlarına bakıyoruz, vadeli işlemler piyasasında hepsi long ağırlıklı ve ağırlıklı olarak 5 tane kurumun elinde. Eylül'e kadar rahat mıyız demektir bu tipi. BIST 100 ile ilgili sorularımız var, ne dersiniz diye hem size hem de Şant Bey'e de soralım. Biraz çekince gösterebilir. Ya böyle bir ama global çerçeveden şantında değerlendirmesi lazım. Çünkü şey de soruyorlar. Yılından sonra altın ne olur, Türkiye ne olur diye soran da var. O zaman yılından sonra altın ne olur'a bakalım. Ben bu arada bir ufak bir çalışma yapmam lazım demiştim. Ona vakit kazanmış oluyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Ben kısa vadede Amerika'da önemli bir düzeltme olması gerektiğini düşünüyorum. Tam bilanço düzeltme derken %10-15 civarında borsalarında düşüş diyorsun. Bir satış gelmesi gerektiğini ama düşünüyorum. Ama şimdi bütün bankalarla başlıyoruz. İşte başlıyoruz zaten. İşte göreceğiz yani cuma günü zaten JP Morgan, Wells Fargo vesaire gelmeye başlıyor. 2450'leri geçerse S&P'de yükseliş devam edecek. Benim hedefimde burasının daha bitmediği. Yani çünkü bu az önce konuştuğumuz her şey iyiye gidiyor düşüncesiyle bonolardan çıkacak olan para nereye gidecek? Yani bir yere gidecek. Bir kısmında yani o derinlikteki piyasa nerede var? Ya, nerede yok yani bono piyasasındaki derinlikte. Bir kısmı, önemli bir kısmı ben hisse senedi piyasasında bir tur gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hisse senedi piyasasında bence ana çöküşten önce daha yüksek, çok daha yüksek seviyeler göreceğiz. Ama kısa vadede işte geçtiğimiz haftalarda da söyledim. Çok az hisse taşımaya başladı şeyi, Nasdaq, S&P'yi vesaire. Dolayısıyla bir satış gelirse daha sağlıklı olur. O satışta hızlı panik yaratacak bir satış olacak. Çünkü her senenin başında işte Mark Fabergiller diyor ki bu sene kesin çökecek. Dolayısıyla herkes apokta duruyor. Yani satsak da shortlasak şurayı iyi bir çöküş geliyor. %10-15'lik hareket gelebilir. Ama henüz ayı piyasasına sokacak olan hareket olduğunu bunun düşünmüyorum ben. Ara bir düzeltme. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere de benzer bir nokta yansır, bir satış gelir. Ama gelişmekte olan ülkelerin tabii bir de mücadele etmesi gereken yükselen getiriler olacak. Yani ona cevabını verirseniz piyasa sizi terk etmez. Para akışı devam eder. Biraz zorlanır ama varlık fiyatları negatif etkilenmez. Ama hani ne oluyor ben hareket etmeyeceğim falan derseniz o zaman para çıkışı kaçınılmaz bir şey. Bu söylediğine bir ek yapayım. Geçen hafta ilk defa aylar sonra, belki de 5 ay sonra ilk defa gelişmekte olan piyasa ETF'lerinden ilk para çıkışı yaşandı. Ama yani aylardır görmüyorduk böyle bir hareket. Sürekli yani, para girişinin devam ettiği bir ortam. O getiriler daha yukarı gider diyorsak biraz devam edecek o.
Bu Türkiye özelinde değil tabii. Türkiye evet. özelinde olmuyor. Türkiye özelinde şu anda borsada ve bono tarafında da para girişlerini haftalık bazda takip ediyoruz. O devam etmeye devam ediyor. Yani gitmeye devam ediyor para girmeye. Evet, ben borsayı hani biraz evvel en başında hani TL bazında nominal endeks olarak dediğim şey de yani 104-106 bile konuşulur çok rahatlıkla. 104-106 binler konuşulabilir evet. diyorsunuz. Evet ama ben onu endeks pardon VOP 30 kontratı üzerinden söyleyeyim daha net olarak. İki şey var. Bir tanesi 130.800 lira kadar böyle bir hareketin olma ihtimali var. VOP 30 tarafında. Yani 129.500 kapattı bugün. Ama ondan sonra biraz durup düşünmesi lazım geliyor bu piyasanın. Nereye gidiyoruz, neden gidiyoruz şeklinde. Çünkü kontrat değişimi sebebiyle biz bir geride boşluk bıraktık. Nerede bıraktık bu boşluğu? 123.675 ile 126.200 arasında çok ciddi bir boşluğumuz var. Yani bu boşluk gün olacak, kapanacak. Ne zaman kapanacak? Bu rally bittikten sonra büyük ihtimalle kapanacak ama bu rallinin bitmesini gerektirecek koşullar ne diye baktığımızda rekorlara ne zaman doyacak dedik, borsa ne zaman rekorlara doyacak dediğimizin önünde şu anda görünürde yakın zamanda spesifik belirli bir şey yok. Katar meselesi bir parça gevşemiş durumda. Gerek Katar'ın karşısındaki yaptırımı uygulayanların biraz sessiz olması, gerekse Musul'un alınması, Rakka'nın yavaş yavaş ele geçirilecek olması. Amerika ile imzalanan bugün bir anlaşma var. Evet, bunların hepsi pozitif gelişmeler. Onların biraz desteklerinin devam edeceğini düşünüyorum ama bir düzeltme geldiğinde de en azından VOP 30 için naçizane bu geride bıraktığımız boşluğu unutmayalım, akılda bulunsun derim. Mevcut seviye itibariyle %5-6'lık esasında Şant'ın da demin anlattığı bir tipte bir düzeltmeden bahsediyorsunuz. İhtiyaç duyulan, eğer. Evet. İhtiyaç duyulan, İhtiyaç evet. duyulan, o zaman daha fazla katılımcının piyasaya döndüğünü görebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında cevaplamada bir sorumuz kaldı mı? Maalesef tabii yayın Periskop üzerinde sıkıntılı olup evet. YouTube üzerinden izleyicilerimiz bizi takip ettiği için oradan soru alma şansımız olamadı. Evet. Ben Twitter'da kontrol ettim. Hemen hemen gelen bütün soruları konuştuk esasında. Ama buraya kadar bizi izlemiş olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Periskop tarafında ortaya çıkan bu soruna karşılık YouTube tarafındaki yayını canlı olarak izlememişseniz eğer onu da Medyascope TV'nin YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Biz normal yaptık. Periskop'taki bu aksaklıktan dolayı Periskop adına özür dileyecek halimiz yok. Ama biz elimizden gene yaptık. Rejiye bu arada kayıtta sorun ediyoruz. Yok. Yani tekrar kayıtta yayınlandığında sorun normal YouTube'daki, çıkacak. YouTube'daki, evet, YouTube'daki kayında, kayıtta aynen izlenebilir durumda diyelim. Ve bize bu akşamlık müsaade. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.